Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde CSS'teki pozisyon özelliklerini görmeye çalışacağız. Yani CSS'te konumlandırmaları göreceğiz. Şimdi bu konu biraz karmaşık bir konu ve ilk başta çok fazla anlaşılmayabiliyor. Ancak ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. Siz de aklınız berrak bir şekilde bu dersi dinlerseniz bunun oldukça kolay olduğunu göreceksiniz. Ancak ilk başta bunu öğrenenler biraz karmaşık bulabiliyor. Biz bu dersimizde Position'ın tüm özelliklerini görmeye çalışacağız. Aynı zamanda Position kullanırken size birkaç trik vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk başta Position özelliklerine bakalım isterseniz. Bizim Position özelliklerimiz normalde statik yani default olarak statik. Yani sayfada default olarak nerede bulunması gerekiyorsa tarayıcımız tarafından oraya yerleştiriliyor. Ancak biz başka Position özellikleri vererek bunların pozisyonlarını yani konumlarını kendimiz belirleyebiliyoruz. İlk olarak Fixed özelliğinden bahsedeceğim. Sayfanın içinde örneğin bir header'ı, bir navigation barı. Siz yukarı sabitlemek istiyorsanız veya aşağı sabitlemek istiyorsanız siz bu fixed position özelliğini kullanabiliyorsunuz. Hemen örnek üzerinden göstermek istiyorum. Böylelikle çok daha iyi anlaşılacaktır. Ben buraya arkadaşlar bir tane div oluşturacağım. Bu divimin klası fixed top bar şeklinde olacak. Daha sonra içine bir de Udemy şeklinde yazımızı yazalım. Daha sonra bunu biraz stillendirmeye çalışacağım. Style etiketlerimi açıyorum. Daha sonra bu fix top, topları seçeceğim. Buna bit olarak %50 veriyorum arkadaşlar. Height olarak bir şey vermemize gerek yok. Bir tane padding verelim. 20 piksel. Her taraftan 20 piksel padding verelim. Background color olarak buraya siyah verebiliriz. Aynı zamanda içindeki yazıların rengini de white diyebiliriz. Baktığımız zaman bu şekilde bir sonuca sahip oluyoruz. Bir de text align center dersek bu içindeki tekstimiz tam olarak ortalanmış olacak. Şimdi arkadaşlar benim body'min style'ında diyelim ki body'mizin height'ı 1000 piksel. Normalde bizim body'mizin height'ı arkadaşlar içindeki content kadar yani sadece bu kadar. Ancak bir scroll çıkmasını istiyoruz. O yüzden 1000 piksel şeklinde yapıyoruz. Ve sağ tarafımızda bizim scroll'umuz çıktı. Şimdi bu normal bir pozisyonda olduğu için sayfamızda biz bu scroll'u aşağıya kaldırdığımız zaman bu sayfamızın yukarısında kalacak arkadaşlar. Ancak ben position özelliğini kullanarak ve burada fixed özelliğini kullanarak sayfamızda her zaman sol üstte kalmasını sağlayabilirim. Şimdi burada default olarak bizim sayfamızda sol üstte yer alıyor ve her zaman sol üstte kalacak. Bakalım arkadaşlar. Aşağı indirdiğimiz zaman baktığınız zaman sağ tarafta scrollumuz iniyor. Ancak bu her zaman sayfamızın sol üst köşesinde kalmış durumda. Şimdi bizim sayfamızda bu kısmımız arkadaşlar sol üst köşemiz. Yani burada left 0, topu 0. Burada right 0, topu 0. Burada arkadaşlar batımı 0, right 0. Burada left'ı 0, batımı 0. Yani biz bu özelliklerle de bunu istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Hemen taşıyalım. Bu default olarak left ve top'ta. Dikkat ederseniz biz burada diyelim ki sağ tarafa yanaşsın. Yani sağ tarafa 0 diyerek biz bunu sağ tarafa yanaştırabiliriz. Baktığımız zaman top özelliğini vermediğimiz için top zaten burada 0 olarak kaldı. Sağ tarafa 0 olarak yanaştırabiliyorum. Aynı zamanda sağ taraftan 20 piksel breakmesini de sağlayabilirim. Bunun için sağ taraftan 20 piksel şeklinde yazacağım. Baktığımız zaman sağ taraftan 20 piksel açıldı. Ve her zaman burada kalmış oluyor. Diğer özellikleri de verebiliriz. Örneğin bottom 0 dersek arkadaşlar bu alt tarafta bu şekilde yapışmış olacak. Yani biz fixed özelliğimizi bu şekilde kullanabiliyoruz. Mesela alt tarafa da 20 piksel verelim. Burada 20 piksel yukarı çıktı ve her zaman orada kalacak. Bu bizim Position Fixed özelliğimiz. Biz bunu header'larda veya navigation'larda her zaman yukarıda kalmasını istiyorsak kullanabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar en çok karıştırılan Relative ve Absolute'u görmeye çalışalım. Bunu elimden geldiği kadar temiz anlatmaya çalışacağım siz de dediğim gibi açık bir zihinle bunu dinlerseniz çok kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi ben burada iki tane div oluşturmak istiyorum. Birinci divimiz red divi olsun. İkinci divimiz de klası blue olsun isterseniz. Daha sonra bunları yukarıda stilleyelim. Red'i burada stillemek istiyorum. Width'i 100 piksel olsun veya 200 piksel olabilir. Height'ı 200 piksel olsun arkadaşlar ve background kalırı burada red şeklinde olsun. Aynı şekilde blue'yu da ben burası stillemek istiyorum. Biti 200 piksel. Biz bunları ortak bir yerde alabilirdik ancak şimdilik bu şekilde dursun isterseniz. 200 piksel background'u da burada blue şeklinde vereceğim. Baktığımız zaman bizim sayfamızda bunlar bu şekilde göründü. Hatta biz bunların piksellerini biraz daha küçültebiliriz. bu şekilde bunları vermiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim bir de position relative özelliğimiz var. Position relative özelliği bizim herhangi bir box'ımızda, herhangi bir divimizde veya herhangi bir spanimizde yani herhangi bir elementimizin bulunduğu yerden bizim position vermemizi sağlıyor. Bakın bu, bu terim çok önemli. Bulunduğu yerden position vermemiz sağlanıyor. Yani bizim bu kırmızının bulunduğu yer Burası arkadaşlar sayfamızda buraya yerleştirilmiş. Buradan biz position relative özelliği sayesinde bu bulunduğu yerden 10 piksel sağa yukarıdan 10 piksel aşağı şeklinde işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Hemen deneyelim isterseniz. İlk başta bu blue'yu kaldırmak istiyorum. Bu kırmızı üzerinden göstermeye çalışacağım. Buraya bu sefer de position relative özelliği veriyoruz. Yani bulunduğu yerden biz position vermeye çalışacağız. Örneğin bunun bulunduğu yerden yukarıdan 10 piksel aşağıya çekebiliriz arkadaşlar. Normalde bulunduğu yer burası. Buradan 10 piksel aşağıya indireceğiz. Bakalım isterseniz. Baktığımız zaman 10 piksel direkt olarak aşağıya inmiş oldu. Aynı şekilde bunun sol tarafından 10 pikselde sola kaydırabiliriz. Dikkat ederseniz sadece bulunduğumuz yerden kayıyor arkadaşlar. Relative'in en büyük özelliği bu. Left dediğimiz zaman bulunduğumuz yerden 10 piksel sola kaymış olduk. Şimdi başka bir özellik daha göstermek istiyorum sizlere. Bu top left'te bu şekilde verelim isterseniz ya da burada 20 piksel verelim. Bu da 20 piksel olsun. Veya bunları arkadaşlar biz ilk başta 0'a 0 yapalım. Yani bulunduğu pozisyona geri dönsün. Biz burada bloğumuza bir position vermeye çalışalım. İlk başta bunu açmamız gerekiyor. Bunu açtık. Daha sonra buna da yine aynı yerden bir pozisyon vereceğiz. Burada left'ten ilk başta göstermek istiyorum. Position relative verdik. Şu anda değerlerimizi vermediğimiz için bulunduğu yerde kaldı. İlk başta arkadaşlar left'ten 10 piksel gitmek istiyorum. Burada relative verdiğimiz için bulunduğu yerden 10 piksel sola gidecek. Yani blue Baksınız burada 10 piksel sağa doğru gitmiş oldu. 10 piksel sol taraftan bir margin gibi vermiş olduk. Daha sonra yukarıdan da yani toptan da 10 piksel aşağıya inebilir arkadaşlar. Bulunduğu yer burası. Buradan da 10 piksel inecek. Bu şekilde bunu görmüş oluyoruz. Relative'in en büyük özelliği bu şekilde arkadaşlar. Bulunduğu yerden biz bir yeri taşımak için left top ve burada eğer bu blue box'ımız, blue kutumuz sağ tarafta olsaydı sağ taraftan 10 piksel bu şekilde git de diyebiliyorduk. Bu şekilde biz bu özelliklerimizi kullanabiliriz. Bir de z indeks durumlarımız var arkadaşlar. Bunu da göstermek istiyorum. Onun için buraya 20 piksel vereceğim. Buraya da 20 piksel veriyorum. Bu şekilde görüntümüz ortaya çıktı. Bu sol taraftan 5 piksel gitsin. Bu da yukarıdan 5 piksel gitsin. Bu şekilde. Şimdi biz bunların pozisyonlarını verdik. Ancak sayfamızda kırmızı kutumuz daha önce geldiği için blue kutumuz yani mavi kutumuz bunun üzerine çıktı arkadaşlar. Yani aslında üzerinde görünüyor. Eğer siz sayfalarınızda hayır ben normal akışa bırakmak istemiyorum. Benim her zaman kırmızım bu mavinin üzerinde görünecek derseniz burada bir özellik daha kullanmanız gerekiyor. Bu özelliğimiz de bizim z indeks özelliğimiz. Şimdi z indeks özelliğimiz eğer lisede okuyanlar varsa veya üniversitede okuyanlar varsa zaten e, koordinat düzlemini biliyorlardır. Şimdi biz sayfalarımızda sadece x koordinatını ve y koordinatını görüyoruz. Ancak sayfalarımızda aslında bir tane z koordinatı yani 3 boyutlu bir koordinat bulunuyor. Ve biz bu z indeksi kullanarak bizim hangisinin önde görüneceğini bu 3 boyutlu uzayda belirleyebiliyoruz. Bizim burada eğer Z indeksleri kullanmazsak sayfamızda sırasıyla red geldiği için ve daha sonra blue geldiği için bu blue'umuz bunun üzerine çıkmış olacak. Ancak ben red'e bir Z indeks verirsem ve Z indeksini bir şeklinde söylersem burada default olarak bu kutularımızın Z indeksi 0 arkadaşlar. Ve Z indeksi bunun 1 olduğu için Artık bize daha da yaklaşacak. Yani bu kırmızımız sanki bize yaklaşmış gibi bunun üzerine çıkacak arkadaşlar. Z indeksinde görevi bu şekilde. Yani Z indeksi hangisinin büyük olursa o bize önde görünecek. Baktığımız zaman Z indeksi red'in burada 1 olduğu için. Bunun default olarak 0 olduğu için. Bu bize daha yakın göründü. Yani bu kutunun üzerine çıktı. Ve ben burada eğer Z indeksi... Burada 2 deseydim arkadaşlar bu sefer de bu mavimiz bize daha yakın görünecekti. Yani mavimiz aslında bunun üzerine çıkacaktı. Bakalım bu şekilde bunları kullanabiliyoruz. Veya şöyle de bir şey yapabiliriz. Bu ikisini de vermeyiz arkadaşlar. Sadece blue'ya veririz. Mesela blue'nun z indeksi eksi 1 dersek eksiye doğru uzaklaşacak bu. Yani diğer tarafa gidecek. Yani aslında yine bize yakın olan buradaki kırmızı kutumuz olacak. Yani z indeks hangisinin büyükse o önde görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde de bunu görmüş oluyoruz. Bu da bizim relatif özelliğimiz. Şimdi bir de absolute özelliğimizi görelim arkadaşlar isterseniz. Absolute özelliği de bizim kapsayıcımıza göre eğer bir elementimizi konumlandırmak istiyorsak biz absolute özelliğimizi kullanabiliyoruz. Hemen bunu örnek üzerinden göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada bizim iki tane divimiz olacak. Birincisi outer box, yani dıştaki kutu. Ve bunun içine de bir tane inner box'ımız yer alacak. Bu şekilde. Daha sonra geleceğim arkadaşlar. Bunları stillendirmek istiyorum. Outer box'ımı Bunun bitini arkadaşlar 200 piksel. Height'ını da 200 piksel diyelim. Daha sonra bunun background color'ı red olsun veya daha açık bir renk olsun. Şu şekilde bir rengimiz olsun. Ya da bunu biraz daha güzel gösterebiliriz. A7, A7, A7 diyorum. Bu şekilde biraz daha koyu bir rengimiz, rengimiz oldu. Ve daha sonra inner box'ımı da ben stillendirmek istiyorum. Bunun width'i de arkadaşlar 50 piksel. Height'ı 50 piksel ve background color da blue olsun. Şimdi biz bunu çalıştırdığımız zaman bunun bu şekilde yerleştiğini görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar biz fix özelliğinde görmüştük. Bizim bu tarafımız topu 0, left'i 0. Bu tarafımız topu 0, right'i 0 ve bu şekilde bizim pozisyonlarımız bu şekilde yer alıyor. Yani burası 0'a 0 noktası. Burada aynı zamanda 0'a 0 noktası ancak sağ taraftan 0'a 0 noktası ve biz bu şekilde bunları da konumlandırabiliyoruz. Şimdi bu absolute da bizim bu çok iş, işimize yarayacak arkadaşlar. Şimdi bizim burada inner box'ımızın kapsayıcısı yani parent'ı outer box dikkat derseniz. Şimdi eğer ben position absolute kullanacaksam yani kapsayıcıya göre konumlandırma yapacaksam ben bu div'imin içinde yani kapsayıcıma göre konumlandırma yapacaksam position absolute kullanmam gerekiyor. Ancak burada şöyle de bir ekstra özellik var. Bu outer box'ımız yani kapsayıcımızın da mutlaka position özelliği verilmesi gerekiyor. Burada statik kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Eğer statik kalırsa, burada birazdan bunun ne demek olduğunu göstereceğim. Yani buna mutlaka ya relative ya da fixed şeklinde bunun verilmesi gerekiyor. Statikten hariç bir position özelliğinin buna verilmesi gerekiyor. Bu absolute'un düzgün çalışması için. Ben bunu göstermek için burada bu pozisyona relatif diyeceğim. Ancak pozisyonu aynı kalsın. Yani sadece relatif özelliği verdiğimi söylüyorum. Artık biz bu inner box'ımızı burada outer box'ımıza göre konumlandırabileceğiz. Burada pozisyon özelliğini relatif verdiğimiz için herhangi bir sıkıntı olmayacak. Şimdi bu artık bunu yaptığımıza göre bunun içinde konumlandırma gerçekleştireceğiz. Ve bizim kapsayıcımız burası olduğu için artık top 0 left 0 burası, top 0 right 0 burası. E bottom 0 right 0 burası, left 0, bottom 0 da burası arkadaşlar. Örneğin ben yukarıdan 10 piksel bir boşluk bırak. Soldan da 10 piksel boşluk bırak dersem benim artık buraya göre bu positionlanmış olacak. Yani ben kapsayıcıma göre position kullandığım için buna göre positionlanma yapmış olacağım arkadaşlar. Hemen deneyelim isterseniz. Baktığımız zaman 0'a 0 noktası artık burası olduğu için bizim buradan 10 piksel yukarıdan da 10 piksel geldi. İstersek burada right'tan 10 piksel git de diyebiliriz. Yani right ile arasında 10 piksel olması gerekiyor. Yani artık bu buraya gelecek arkadaşlar. Baktığımız zaman bunun buraya geldiğini görebiliyoruz veya burada top yerine de bottom 10 piksel diyebiliyoruz. Alt tarafta alt tarafla arasındaki mesafe 10 piksel, right arası yani sağ ile arası da 10 piksel oldu ve biz bunun içinde kendimizi konumlandırabildik. Peki az önce söylediğim özelliği burada kullanmazsak yani buna bir position özelliği verilmese bunun position default olarak statik kalacak. Ve bizim artık position absolute istediğimiz gibi davranmayacak. Şimdi burada bu position absolute'un davranması için, düzgün bir şekilde çalışması için bizim kapsayıcımızın position özelliği verilmesi gerekiyor. Ve bunun verilmediği için arkadaşlar artık tarayıcımız bir üst tarafa gidiyor. Acaba onun position özelliği var mı? Bunu baktı divimizin position özelliği yok. Bir üste gitti. Bir üstündeki parent'ı da burada body. Body'de position özelliği verilse de verilmese de artık burada body'ye göre konumlandıracak. Yani buraya biz position özelliği vermediğimiz için artık bizim sıfıra sıfır noktamız body'ye göre şekillenecek. Normalde burasıydı yani bu düğümümüzün sol tarafıydı. Ancak artık bizim burası olacak arkadaşlar. Ve ben diyelim ki burada eski haline çeviriyorum. Ve daha sonra top 0 Left sıfır veriyorum. Burada relative verdiğimiz için yine bu kısma gidecek. Ancak bunu vermezsem arkadaşlar nereye gidecek tahmin edelim. Artık sıfır 0 noktası burası olduğu için box'ımız bunun dışına çıkacak. Yani artık burasıyla bağı kalmayacak. Gördüğünüz gibi absolute özelliğini kullanıyorsanız yukarıdaki de mutlaka statikten farklı bir değerinin verilmesi gerekiyor. Absolute özelliğimiz de bizim bu şekilde arkadaşlar. Absolute özelliğinin güzelliği şurada açıkçası. Mesela biz burada şöyle bir şey yapalım. Right 0 ya da right'tan 10 piksel gidelim. Top'tan da 10 piksel gidelim. Bakalım. Artık relative kullandığımız için bunun içine geldi. Mesela burada position relative verdiğimiz için bunu da bu şekilde ortaya kaydırmak istiyoruz. Zaten bu ona göre konumlanacağı için bu yine bunun içinde kalacak arkadaşlar. Yani left'ten 100 piksel yukarıdan da 100 piksel relative kullandığımız için bu kendi konumuna göre konumlanacak. Box'ımız yine bunun içinde kalacak arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmadan. Relative ile absolute'un farkı direkt olarak bu şekilde arkadaşlar. Şimdi son bir trik göstermek istiyorum sizlere. Artık bunları yoruma alabiliriz. Anlaşıldığını düşünüyorum. Anlaşılmayan noktalarda sorabilirsiniz. Şimdi bir tane span açalım arkadaşlar buraya. Bu span'in içinde herhangi bir şey olmasın. Bu span'imizin bir tane biti 50 piksel. Height'ı da 50 piksel olsun. Ancak bu default olarak inline bir element olduğu için bizim burada display özelliğimizi Örneğin inline blok vermemiz gerekiyor, bunun bitini ve heightını verebilmek için. Daha sonra bir tane de background-color-red diyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bir tane span etiketimiz oluşacak. Daha sonra bu spanden hemen sonra Ben biraz yazı yazmak istiyorum. Lorem 10 şeklinde Bu şekilde yazımız gelmiş oldu. Span'imiz burada inline blok olduğu için buraya geldi Ve yazımız yanından devam etti arkadaşlar. Şimdi diyelim ki Ben bu siperime bir position relative vereceğim. Ve kendi konumundan left diyerek 75 piksel gitmesini istiyorum arkadaşlar. Yani sol tarafından 75 piksel bu tarafa gitmesi gerekiyor. Şimdi bunu yaptığımız zaman bizim buradaki kutumuz, buradaki siperimiz direkt olarak bunun üzerinde görünüyor arkadaşlar. Ancak dikkatinizi çekmemi istediğim nokta şurası. Biz normalizm kutumuz buradaydı ve buraya gitti. Ancak buradaki yazımız oraya gitmedi. Çünkü tarayıcımız bunu aslında hayali olarak hala orada kabul ediyor arkadaşlar. Yani buraya bu şekilde burayı seçme yapamıyoruz. Yani bu kutumuz burada görünse de tarayıcımız da bu hala aslında burada arkadaşlar. O yüzden bizim buradaki yazımız oraya gitmedi. Bu da position ilgili güzel bir trik. Peki buradaki kırmızı kutumuzu bunun arkasına almak istersek ne yapacağız? az önce öğrendiğimiz z indeksi kullanacağız. Z indeksi burada eksi 1 dersek biraz daha uzakta yani bunun tam arkasında görünecek. Bu şekilde de bunu kullanabiliyoruz.